İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 14 Nisan 2022 Perşembe. Korkusuz Gazetesi'ne yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazımı vereyim. İBB, İBB görevlileri Ukrayna'nın oylamalarına katılmasın. Saray Belediyesi bütün gücüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyor. En komik saldırı ise toplu ulaşıma yapılan zamdan sonra yazılıp çizilenler. Zambı geri ama bol bol çıkarıyorlar. AKP grubu ise tam bir şımarıklıkla zamma öğrenciler üzerinden istismar edip öğrenci paketleri düşürürsün diye önerge veriyor. Belediye yöneticilerinin bu konuda hayli zayıf ve çekingen kaldığını görüyorum. Bu nedenle kendilerine bir öneri sunmak istiyorum. İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üzerine kalıyor. Çünkü sonuçta zam yapılan taşıma araçlarının yönetimi İBB'de. Ayrıca zam talebi de zaten İBB'den geldi. Yani teknik olarak ulaşıma bir, 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 bir zam mı yapan kurum İBB. Dolayısıyla zamı yapan, daha doğrusu zam kararını alıp uygulamaya sokan İBB değil, UKOME. UKOME AKP tarafından kurulmuş. içinde belediye görevlileriyle belediye dışında çalışan devlet memurlarının bulunduğu bir kurum. AKP iktidarı bunu işine geldiği için kurmuştu. Hesapta büyük kentlerdeki trafik sorununun çözümünü içeren için belediye devlet işbirliği sağlanmış oluyordu. Ama asıl amaç AKP'li belediyeleri bazı sorumluluklardan kurtarmaktı. Kararlar içinde merkezi iktidarın da bulunduğu heyet tarafından alınınca AKP'li belediye başkanı da sanki durum çok demokratikmiş gibi kendini savunabiliyordu bazı şikayetlere karşı. İstanbul'da AKP'li belediye varken Ukome'deki sayısal dengeye pek dikkat edilmiyordu. Sonuçta vatandaş hoşuna gitmeyen kararlar alınırsa bunun sorumluluğunun belediyede olmadığını düşünüyordu. Oysa AKP döneminde Ukome de sayısal üstünlük belediye görevlilerindeydi. Ancak ne zaman Ankara ve İstanbul belediyeleri elden çıktı UKOME'nin bir silah gibi kullanılması gündeme geldi. Saray yaptığı düzenlemeyle UKOME'deki sayısal üstünlüğü atanmış devlet memurları lehine değiştirdi. Böylelikle UKOME eğer muhalif belediye İstanbul halkının hoşuna gidecek bir karar alacaksa hemen buna karşı çıkabilecek biçimde organize edilmiş oldu. Nitekim İstanbul halkının büyük sıkıntısı olan taksi sorunu sırf İmamoğlu prim yapmasın diye 14 keredir engelleniyor. Şimdi gelelim günümüze. İBB ağır akaryakıt zamları yüzünden toplu taşıma hizmetlerinin aksayacağına öne sürerek toplu taşıma fiyatlarına zam talep etti. UKAME zam kararını görüşmek üzere toplandı ve doğal olarak bu zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işine yarar, toplu ulaşım birimleri batmaktan kurtulur diyerek zammı yaptırmadı. Ancak taksicilerin, minibüsçülerin, halk otobüsçülerinin, deniz motorcularının ezilici biçimde AKP'li oldukları unutulmuştu. Gece saraya haber verildi. Erdoğan muhtemelen çok öfkelendi ve hemen önlem alınmasını istedi. Bunun üzerine UKOME sabahın köründe olağanüstü toplantıya çağrıldı ve zam kararı geçti. İşte bu noktada önerim şu. İBB bundan sonra hiçbir UKOME toplantısına katılmasın. Kararlar sadece sarayın atadığı devlet memurları tarafından alınsın. İmamoğlu talebini iletsin ancak oylamalarda hiçbir belediye görevli olmasın. Çünkü eğer bir karar İstanbul halkının yararına ise UKOME'den aleyhte karar çıkacak belediye görevlerinin katılıp katılmaması sonucu değiştirmiyor. O halde bırakın kendileri oynasınlar. Yeni öğrendim. Turizmciler mevsim yaklaştıkça ne yapacaklarını bilemiyor. İstanbul Ekek Sesi'nden dönem arkadaşlarımızla yaptığım son yemekli toplantıda turizmci olanlarla daha iyi sohbet ettik. Galata Port'u sordum. Çok olumlu katkısı olacak ancak anlatılamayacak kadar çok sorunu var dediler. aldığım bilgileri aktarayım. Zeminin altına yapılan otobüs otoparkı 36 araçlık. Normalde mesela Kostra veya MSC gemileri geldiğinde gemi başına 40-50 araç çıktığı oluyordu. İki gemi aynı anda yanaşırsa nasıl bir çözüm olacak? Gemi acenteleri bile bilmiyor. Karaköy Tophane arası kilit olacak. Halbuki eski antrepoların olduğu müze ve Karbataş tarafına doğru daha geniş alanlar vardı. 70-80 otobüs rahatça yanaşıp yolcu alabiliyordu. Ama daracık Karaköy tarafına sıkıştırdılar. Tabi bu kadar otobüsün tur yaparken tarihi yarımada da nereye, nereye sığacağı, bunun dışında Sultanahmet ve Ayasofya turlarında namaz saatlerinde kapalı olacağı, bu yerlerde yığılmanın nasıl önleneceği de bir muamma olarak duruyor. Sultanahmet Camii ise iki yıldır kapalı gibi. İçeri girmek zaten mesele, girsen de iskelelerden, sadece mihrap görülüyor. Anayas, Ayasofya ve Kariye namaz saatleri 2-2,5 saat kapalı. Cumaları neredeyse tam gün. Topkapı Sarayı'nda sadece kutsal emanetler ve silah bölümü açık. Porselen ve hazine kapalı. Trafik ve ulaşım sorununa hiç değinmeyeyim. İstanbul cazibe merkezi. İnsanlar gelecek Paris'e, Barcelona'ya buradan daha fazla turist gidiyor. Ama organizasyon ve tedbir alınması lazım. Mesela biz Karaköy ve Kabataş'tan tarihi yarım raylı sistemle geçiş önermiştik 2010'da. Araçlar girmeyecek ve kirliliğe neden olmayacaktı. Gelelim Arap turistlere. Mesela sırf para gelsin de nereden gelsin, gelirse gelsin mi? Ayasofya'ya giremeyen, Sultanahmet Camii'ni göremeyen, Topkapı Sarayı'nı gezemeyen, günübirlik zengin gemi turisti neden İstanbul'a gelsin ki? Almanya gerçek işsiz sayısını bakın nasıl saptıyor. Almanya'da yaşayan ve başta bir, bu ülke olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ticaret yapan bir dostum aradı. Türkiye'de işsizlik rakamları hep sorun oluyor. Neden bunu net saptayamıyorlar? Oysa medeni ülkelerde böyle bir şey olmaz dedi. Ben ben de galiba biraz da gerçek işsizliği örtbas etmeye çalışıyorlar dedim cevaben. Dostum belki de dedikten sonra Almanya'da işsiz sayısı küsuratına kadar bilinir. Belirsizlik olmaz diye ekledi. Ardından da sistemi anlattı. Almanya'da bu konuda tutarlı bir çözüm uygulanmakta. Almanya'da işsiz olan ve işini kaybeden herkesin işçi bulma kurumuna kaydolması isteniyor. Bu ülkede emekliliği arttırıcı bir faktör olarak emeklilik yıl ve miktar açısından değerlendirilmekte. Yani emeklilik için 30 sene çalışma şartı aranıyorsa bir kişi 25 sene bir fiil çalışmış ancak işsiz kalmış ve 5 senede kuruma kayıtlı olmuş ama kurum ona iş bulamamışsa o kişi sanki 30 sene çalışmış gibi senesini doldurmuş sayılıyor ve yaş haddini de doldurmuş ise emekli oluyor. Belki emekli aylığı biraz daha az olabilir ama kuruma yazılmasa kaybı çok daha büyük olacaktır. Bu nedenle herkes emekliliğini düşünerek kuruma kaydını yaptırır ve böylece işsiz sayısı da %100'e yakın gerçek rakamları yansıtır. Ülkemizde de böyle bir uygulama olsa emeklilik ve alacağı emeklilik maaşı nedeniyle herkes kuruma kayıtlı olur ve böylece gerçeğe yakın rakamlar da ortaya çıkar. Canımı sıkan şeyler. Bunları bunları milletle kapı bulmak için özellikle yapıyorlar. Ramazan geldi ya birçok televizyon kanalında yine bildik isimler milyonlarca lira karşılığında dini bilgiler, dini cevaplar satışına devam ediyor. İlk yıllarda ya ne saçma sapan sorular soruluyor diye hayret ederdik. Sonra en ilginç soruları sorma yanışmasına döndü iş. Ama kimse bunları yapıyoruz ama asıl zararı dinimiz görüyor demiyor nedense. Bu çok para kazanan hocalar da baktılar meydan boş. İşin suyunu iyice kaçırdılar. Geçen akşam saray televizyonlarından birinde program yapan Nihat Hatipoğlu'na kadının birine sormuş. Benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyor. Bu son zamanda kavgayı biraz fazla azıttılar. Ben kayınvalidemle hiçbir problem yaşamıyorum. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Bu süre kayınvalide eşime otele yollasam kayınvalidemi alsam günah olur mu? Soruya yanıt veren Hatipoğlu, hükümrandığın geçiyor o zaman. Adamı bir ay otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım. Her anın bunu yapamaz. Sen bu soruyu sordun, akşam eve döneceksin. Şimdiden savunmanı yap, Allah korusun demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu soruların artık gerçek olmadığına inanıyorum. Sırf reyting olsun diye İslam dilini küçültmekten hiç çekinmeden bu soruları bence kendileri sorduruyor. Dikkatimi çeken şeyler Erdoğan'a hakaret iddiasıyla açılan davanın sonmasında da Erdoğan'a hakaret soruşturması. Başlık biraz tuhaf oldu değil mi? Durum da tuhaf zaten onun için öyle oldu. Halkın Kurtuluş Partisi biliyorsunuz yaptığı suç duyuruları ile sürekli gündemde. Parti en azından birçok olayı kayda geçirerek halk yargının ajandasına koymuş oluyor. Şimdi bu partinin başında ilginç bir yargı olayı geldi. Partinin Genel Başkanı Nurullah Ankutefe Hakkın, Hankut Efe hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Efe bu soruşturma üzerine bir basın açıklaması yapmıştı. Savcılık bu konuşmada da Erdoğan'a hakaret olduğu iddiasıyla yeni bir soruşturma daha açmış. Nurullah Ankut Efe emniyete giderek polise ifade vermiş. HKP Genel Başkanı ifadesinde gerçekleri sormanın suç ve hakaret olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek bakın şunu söylemiş. Biz Şövalyeyiz. Alpiz, gaziyiz. Bir şövalye asla düşmanına hakaret etmez. Asla düşmanına arkadan vurmaz. Asla iftira atmaz. Tabi Tayyip, Tayyip Giller bunları anlamaz. Bunu da biliyoruz. Evet 14 Nisan 2022 Perşembe günü Korkusuz Gazetesi'ne yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.